Selamlar herkese merhabalar arkadaşlar 9 sınıf tarih yazılıya hazırlık konusuyla karşınızdayız birbirinden mükemmel soruları sizin için hazırladım eminim ki hocalarınız da buradan sorular soracaktır değerli arkadaşlar hadi bakalım kemerleri bağlayın uçuşa birlikte geçelim. Evet ilk olarak 4. ünitemiz ilk ve orta çağlarda Türk dünyasını göreceğiz. İlk önce siyasi olaylarımıza bir bakalım. Onun öncesinde tabii ki siyasi olaylar öncesinde... ...Türkler nerede yaşadı, hangi coğrafyadan geldi, hangi kültür yapılarını kullandılar... ...bundan söz edeceğiz önce. Şimdi kadim Türk milleti her zaman bileceğimiz unsurlardan bir tanesi... ...Orta Asya bölgesi benim ilk ata topraklarım olarak ne yapılmakta bilinmekte. Türkler Orta Asya'da yaşam tarzları olarak... ...iklimin olumsuz şartlarından dolayı... ...göçebe bir yaşam tarzına ne yaptılar? Sahip olmuşlardır. Bununla birlikte Türkler... ...kültür merkezlerini göreceğiz Türklere ait. Peki neler? Anav, Afenesyevo, Andronova... ...Karasuk ve Tagar kültürlerini göreceğiz. Hadi bunu bir açalım. Neler var içinde? Anav kültürü dediğim zaman... ...Orta Asya'nın en eski... ...kültür merkezi olarak ne yapılmakta? Bilinmektedir. Afenesyevo kültürü ise... ...bu sefer... Türklerin en eski kültürü. Bakın aradaki iki detayı karıştırmayın. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi dersem Anav. Türklerin en eski kültür merkezi dersem de Afenesyevo kültürü aklınıza gelecek. Andronova kültürü ise Türklerin en yaygın bulunan kültür merkezidir. Yani bozkır ikliminde en çok görünen kültür Andronova kültürüdür diyeceğiz. Geldim. Türkler biliyorsunuz ki savaşçı özellikleri hep ön plana çıktı. Peki savaşırken olmazsa olmaz aletim nedir? Tabii ki kılıcımdır. E kılıcı nereden yaparız? Demirden. Hocan sana sordu. Dedi ki ilk kez Türkler demiri hangi kültürde işlemiştir? Hemen diyorsun ki Karasık kültüründe ilk kez demir ne yapıldı? İşlendi diyeceğiz. Geldim soruyu değiştirdim. Dedim ki Türklerin en yeni ve en gelişmiş kültür merkezi hangisidir dediğimde ise aklınıza tagar kültürü gelecek. Bunlar Türklerin kültür merkezleri. Unutmuyorsun. Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya bölgesidir ve genelde göçebe yaşam tarzına nadir sahiptir diyeceğiz. Şimdi geldim siyasi olarak neler oldu? Bunlara bakalım birlikte. Milattan önce 220 yılında dünyaya damgasını vuracak bir devlet kurulacak. Asya Hun Devleti. Niye damgasını vuracak dersem? Çünkü kadim Türk milletinin bugüne kadar kurduğu herhangi bir Türk devleti yok idi. Kime kadar? Asya Hun Devleti'ne kadar. Hemen yorumumuzu yapalım. O zaman demek ki Türk tarihinde ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun Devleti'dir. Kurucusu kimdir dersem Teoman diyeceğiz. En parlak dönem ise Mete Han zamanı yaşamıştır. Peki Mete ne yaptı da devlete en parlak dönemini yaşattı? Mete Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurdu. İlk kez ıslıklı oku icat etti ve 26 tölesi yani Türk boyunu tek çatı altında ne yaptı? Topladı. Yine ilk kez vatan kavramını kim kullanmıştır? Mete Han kullanacak. Yetmeyecek. Çine 26 defa sefer düzenlemiş, Çini vergiye bağlamış ama topraklarını kendine katmamıştır. Peki temel sebebi nedir dersek? Çinlilerin topraklarını kendine katarsa Türklerin asimile olacağını düşünmüş. Bu yüzden de Türklerin asimile olmasını engellemek için sadece ama sadece Çin'i vergiye bağlamıştır. Mete'nin ölümünden sonra devlet tat kavgalarıyla ikiye bölünmüş ve böylece Asya Hun Devleti 216 yılında tarih sahnesinden çekilmiştir. Daha sonrasında ise Türklerin göçlerine sebep olacak daha doğrusu Avrupa'yı değiştirecek bir olayı tetikleyecek Türkler. Peki hangi olay? Kavimler göçü. Biliyorsunuz ki Türkler Orta Asya bölgesinde konar göçer bir yapıya sahip olduğu için temel geçim kaynakları hayvancılıktı. Yeni otlaklar bulmak, Çin ve Moğol baskısından kurtulmak, yine cihan hakimiyeti yani dünyaya hakim olma düşüncesiyle Türkler dünyanın dört bir yanına dağılacaklar. Kimisi Kafkaslara, kimisi Çin'in egemenliğine, kimisi Hindistan bölgesine, kimisi Sibirya'ya, kimisi Kafkas bölgesinin yanı sıra Mısır bölgesine ama unutmuyorsunuz. Türkler Afrika bölgesine göç etmemiştir. Neden dersem eğer coğrafyada da görüyorsunuz Sahra Çölü diye adlandırdığım dünyanın en büyük çöllerinden birisini ne yapamadılar geçemediler diyeceğiz. Daha sonrasında kavimler göçüyle birlikte Avrupa'da bulunan barbar kavimler birbirlerini itmeye başlayacak. İşte Ostrogot, Vizigot, Gandal, Germen, Slav, Sakson gibi gruplar birbirlerini itmiş ve böylece Avrupa ırkları ortaya çıkacak. E tabii ki biliyorsunuz ki Türklerin en büyük yapılarından birisi teşkilatçı yapılarına sahip olması. Ve böylece Avrupa'ya gitmişken devlet kurmadan olur mu? Tabii ki olmaz. Türkler ilk kez Avrupa'da Türk sesini duyuracaklar. Peki hangi devlette diyeceğim? Avrupa Hun Devleti. Balamir Kağan önderliğinde kurulan Türk Devleti en parlak dönemini ise Atilla döneminde yaşamış. Atilla Batı Roma ve Doğu Roma'ya sürekli seferler düzenleyerek bunları baskı altında kalmıştır. Margus ve Antolius barışlarıyla birlikte vergiye bağlanacak bu devletler ve Tanrı'nın kırbacı deniye adlandıracak Avrupa Atilla'ya. Hatta yetmeyecek Hristiyanların lideri Papa Atilla'nın önünde diz çökmüş ve Atilla'yı Roma'yı almaması için yalvarmıştır. Atilla'nın ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti zaman içerisinde zayıflamaya başlayıp taht kavgaları sonucu yıkılmış ve yine Orta Asya'dan gelmeyen göçler nedeniyle diğer kavimler içerisinde eriyerek kendi benliklerini kaybetmiştir. Geldim 1. Göktürk Devleti. 552 yılında artık Orta Asya'da kurulan büyük bir imparatorluğumuz ve unutmuyorsun ilk kez ne adıyla kurulacak? Türk adıyla bir devlet kuracak. Biz buna birinci Göktürk Devleti. Devletin kurucusu kimdir dersek Bumin Kağan. Bumin Kağan, Türk töresinin adetlerine göre devleti ikiye bölerek yönetmiş. Doğu'yu kendisi, Batı ise kardeşi İstemi Yagbu'yla ne yapacak? Yönetiyor. Ve aynı zamanda İpek yolu ticaretine önem veren Göktürkler, Sasaniler, ve daha sonrasında ise Bizansla diplomatik ilişki kurmuşlardır. Hatta Bizans ile diplomatik ilişki kuran ilk Türk devleti Göktürk devletidir. Daha sonrasında yine Çinlilerin parçala böl yok et politikası sonucunda devlet yıkılmış ve Çin'in esareti altına girmiştir. 50 yıllık bir Çin esareti gerçekleşecek. Bu 50 yıllık Çin esareti sonrasında Kürşat ve 40 çeriği Çine karşı bir baş kaldırı yani bir ihtilal gerçekleştirecek. Kürşat Çin sarayını basacak, Çinli prensi daha kaldırarak Türklerin bağımsızlık fitilini ateşleyecektir. O gün olmayacak bir olay gerçekleşir. Bardaktan boşalırcasına kadar yağmur yağar. Ama ölmek vardır, dönmek yoktur. Kırkçerisi ve Kürşat Çin sarayını basmış ve saatlerce Çinlilerle boğuşmuştur. Kürşat'ın Kırkçehir'si şehit olurken Kürşat tek başına kalmış daha sonrasında ise sarı ırmağa kapılarak hayatını kaybetmiştir. Türkler arasında bu olay dilden dile yayılmış ve 682 yılında Kutluk Kağan önderliğinde 2. Göktürk Devleti kurulmuştur. Kutluk Kağan bütün Türkleri derleyip ve topladığı için Kutluk Kağan'a İlteriş ünvanı ne yapıldı? Verildi. Daha sonrasında 744 yılında yerleşik hayata geçecek ve göçebe yaşam tarzını bırakarak gök tengri inancını terk eden bir devlet ortaya çıkacak. Uygur devleti diyeceğiz. Uygur devleti Bögü Kağan zamanında Maneheizm dinini kabul etmiş ve Maneheizm dininin öğretilerini kendine almıştır. Peki ne demiş Maneheizm? Et yemeyeceksin. Savaş yapmayacaksın. Yaptığın her şeyi günlük resme tutacaksın diyor. Abi şöyle bir düşünsenize benim temel geçim kaynağım hayvancılıktı ama bana et yemeyeceksin dedi. Et yemeyeceksem o zaman ot yemem gerekiyor. E peki otu nasıl yemem lazım? Tabii ki ekerek. Ve böylece Uygurlar yerleşik hayata ne yaptılar? Geçtiler. Daha sonrasında ise savaşmayacaksın. Ve böylece Türklerde Uygurlar zaman içerisinde savaşçı yapılarını kaybedecekler. Yine yetmeyecek günlük yaptığın işleri resme tutacaksın dedi. Ve böylece Türklerde Uygurlar sanat ve mimari anlamında ilk gelişme gösteren devlet olacak. Peki neler yapacak? Türklerin ilk şehirlerini kurdular. Ordubalık, Beşbalık, Karabala Sagun gibi şehirler. Yetmeyecek Türklerin ilk mimari stili diye adlandırdığımız Türk üçgenini dünyaya tanıtacaklar. Yine kendilerine özgü bir alfabe yapacaklar ki biz bu alfabeye Uygur alfabesi diyeceğiz. Uygur alfabesinin yanı sıra Türkler de ilk kez töreyi yazılı hale getirecekler ve Moğolları siyasi, askeri ve kültürel anlamda Uygurlar ne yapmışlardır? Etkilemişlerdir. Nitekim Cengiz Han büyük yasayı yaparken yani Cengiz Han kanunlarını yaparken Uygurların kültürsel törelerini ne yapmıştır? Örnek alacak. Uygurlar yıkıldıktan sonra 840 yılında tarih sahnesinden ne yaptılar? Çekildiler. Yine Türkler tabii ki kadim bir millet olduğu için dünyanın her bir yerinde ne kurduk? Devlet kurduk. Nitekim biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığımızın forsu 16 yıldızdır. O 16 tane yıldız da mükemmel 16 tane Türk devletini temsil eder. Gelelim şöyle haritada gösterelim. Tek tek de bunları açalım. Hangisinin ne özellikleri var? İlk olarak Itil Bulgarları. İtil Bulgarları'nı hocan sana soru sordu. Sen hemen şu cevap veriyorsun. İslamiyet'i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti olarak bileceğiz İtil Bulgarları'nı. Geldim İtil Bulgarları'ndan sonra Tuna Bulgarları'nı. Tuna Bulgarları da neyi kabul etmiştir? Hristiyanlığı kabul etmiş ve kendi benliklerini kaybederek zaman içerisinde sılalaşmıştır. Yetmeyecek ilk kez çar ünvanında kullanan Türk devleti Tuna Bulgarları diyeceğiz. Bu da açık ve net Slavlaştığının göstergesidir. Geldim peçeneklere. Peçenekler Bizans'ta paralı askerlik yapmış. Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarına Malazgirt Savaşı'nda dayandığında peçenekler saf değiştirerek Malazgirt'te Türklerin kahramanca kazanmasını ve Anadolu'nun kapısının Türklere açılmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Geldim avarlar. Unutmuyorsun İslamiyet'i değil İstanbul'u kuşatan İlk Türk devletidir, yine Hristiyanlığı benisiyen ilk Türk devleti diyeceğiz avarlar için. Yine Rusların teşkilatlanmasında önemli rol oynayacak avarlar. Geldim, İstanbul'u ikinci kez kuşatan Türk devleti dersem de unutmuyorsun Bulgarlar diyeceğiz. Geldim Türk işler. Türk işler, Türk tarihinde ilk Türk parasını basan Türk devletidir. Peki, kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı kimdir dersem? Baga... Tarkan diyeceğiz. Yine Orta Asya'da Emevilerle yapılan Sulu Kağan döneminde yapılan mücadeleler sonucu Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasını engellemişlerdir. Geldim Hazarlara. Hazarlar Musevili kabul eden ilk Türk devleti olarak ne yapılmakta bilinmektedir diyeceğiz. Oğuzlar Türklerin en kalabalık boyu ve birçok Türk devletinin kurulmasına öncülük eden boydur. İşte Osmanlılar, Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu, Türkiye Devleti gibi devletlerin kurulmasında en önemli rolü Oğuzlar yaşayacak. 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul eden Oğuzlar'a da Türkmen lakabı verilmiştir. Geldim arkadaşlar, Karluk diyeceğiz. Karluklar için de şunu söyleyeceksiniz, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur ve Karahanlı Devleti'nin kurulmasına da öncülük etmişlerdir. Peki bu kadar teşkilatlanmayı yapan Türkler hangi sisteme borçludur bunu? Unutmuyorsunuz, Türkler gücünü her zaman, daha doğrusu Hakanlar her zaman gücünü neyden alır dersek Tanrı'dan alır. Yani Göktengri'den alacak. O yüzden de hükümdar kendi gücünü meşrulaştırmış ve biz bu anlaşa kut anlayışı diyeceğiz. Yani hükümdarlığın Tanrı tarafından belli bir soya ne yapılması verilmesidir kurt anlayışı. Peki neye sebep olur kurt anlayışı? Sürekli taht kavgalarının çıkmasına sebep olacak. Aynı zamanda hükümdarlar tahta çıktıkları zaman sembolleri ve ünvanları olacak. Ünvanlar nedir dersek işte Kaan, Han, Hakan, İdikut, Şenyu, İlteriş gibi ünvanları almıştır. Peki ünvanların yanı sıra semboller nelerdir dersek işte ota, taht, çadır, nebet, davul, şemsiye gibi unsurlar yine ilk Türk devletlerinde hükümdarların sembolleri içinde yer almaktadır. Kadın bir millet olan Türkler her zaman aileye önem vermiştir. Ailein olmasıyla birlikte aile bir akrabayı, akrabalar bir boyu, boylar bir milleti, millet ise bir devleti ne yaptı? Oluşturdu. Yani küçükten büyüğe sıralarsak ki unutma hocan kesin ama kesin buradan bir soru soracaksan. Bakın aile Türklerin en küçük yapı taşıdır. Biz bunun diğer adına Oguş diyeceğiz ilk Türk devletlerinde. Daha sonrasında Oguşların oluşmasıyla birlikte Uruk ortaya çıkacak. Yani akraba ya da soy birliği diyeceğiz. Soyların bir araya gelmesiyle boy ya da ok oluşacak. Okların bir araya gelmesiyle kadim bir Türk milleti yani budunlar meydana gelecek. Budunların da oluşmasıyla birlikte il ya da el yani tabiri caizse sizin de söylediğiniz gibi devletler ne yapmıştır? Oluşmuştur diyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar dördüncü ünitemizi bitirdik. Şimdi Tonguç sizin için mükemmel bir kitap hazırladı. Tabii ki Tonguç'un 9. sınıf Dinamo Soru Bankası. Burada sadece testlerimiz yok. Sınava da hazırlamak için Tonguç sayfa 130 nolu sayfada değerli arkadaşlar senin için yazılı provası hazırladı. Sınava girmeden önce işte buradan neylerimiz var? Doğrularımız, yanlışlarımız. Senin için mükemmel eğlenceli bir bulmacan var. Daha sonrasında cümlelerde boşluklarım var. Yine kavimler göçünün sonuçları ile ilgili bir soruç sormuş sana. Bunları yaz demiş, bir klasik yapmış. Ve yine eşleştirme diye adlandırdığımız bir sınav hazırlayacak Tonguç. Ve böylece hem videoyu izledin hem de Dinamo Soru Bankası'ndaki yazılı provasına hazırlandın. Ve böylece bomba gibi oldun. Şimdi biz dördüncü temizi bitirdik. Gelelim 5. ünitemize yani İslamiyet'in doğuşuna. İslamiyet'in doğuşuna geleceğiz. İslamiyet doğmadan önce Arap Yarımadası nasıldı dediğimizde. Arap Yarımadası cahiliye devri diye adlandırdığımız bir devirden ibaretti. Yani neydi? İnsanlar bu dönemde kız çocuklarını diri diri toprağa gömen, aynı zamanda farklı kültürsel yapıya sahip olan kötü bir kavme sahipti. Bu kavimler genelde yapı olarak ve ekonomiksel geçim kaynakları olarak genelde kervancılıkla uğraşmışlar. Ve iki toplum vardır. Bunlardan birisine ne diyeceksiniz? Bedevi, bir yerden bir yere göçene bedevi, sadece sabit kalıp yerleşik şehirlerde yaşayanlara ise medeni adı verilmiştir. Kabileler sürekli kendi aralarında ne yaşamışlar? Kan davaları yaşayacaklar. Ve bundan dolayıdır ki Arap coğrafyasında hiçbir zaman siyasi birliktelik oluşturulamayacak. Ta ki Peygamber Efendimiz'e kadar. Daha sonrasında ise bileceğim en önemli unsurlardan bir tanesi bu kabileler 11 ay savaş yapmış ama bir ayda barış yapmışlardır. İşte biz bu aya haram ayları diyeceğiz. Haram aylarında Kabe'ye gelerek kendilerince hac görevlerini yerine getirmişler. Burada şiirler okumuşlar, panayırlar düzenlemişler ve festivaller yapmışlar. Bakın Arap coğrafyasında siyasi birliktelik yok iken kültürel birliktelikten söz edebilirim. Nitekim Peygamber Efendimizin hayatı da çileli mi geçecek? Peygamber Efendimizin de hayatı çileli geçmiştir. Doğduğunda annesi ve babasını tanımayacak. Tanımamasının yanı sıra dedesi tarafından büyütülüp amcasıyla birlikte kervanlarda çalışmaya başlamış. İnsanlar Peygamber Efendimiz'e o kadar güvenmişler, o kadar emin olmuşlar ki ona Muhammedül Emin demişler. Yani güvenilir kişi diyeceğiz. Daha sonrasında 25'li yaşlara geldiğinde Hatice annemizle tanışıp ve onunla birlikte dünya evine girmiş ve evlenmiştir. Kırklı yaşlarına geldiğinde ise Peygamber Efendimiz bir garipleşmeye başlayıp Hira mağarasına inzivaya çekilecek. İşte 610 yılında ise Hira mağarasında Cebrail Peygamber Efendimiz'i peygamberlikle müjdeleyecek ve ona şunu söyleyecek. Oku, Yaradan Rabbin için oku. Peygamber Efendimiz üç kere tekrarlayacak ben okuma yazma bilmiyorum. Ve en son mükemmel bir mucize gerçekleşerek Peygamber Efendimiz okuma ve yazmayı ne yapmıştır? çözmüştür. Şimdi daha sonrasında ise 615 yılında Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a hicret edecek. 622 yılında Müslümanların Medine'ye hicret etmesini göreceğiz ve böylece İslam devletinin temelleri atılacak. Medine Sözleşmesi gerçekleşecek. Biz Ensar ve Muhacir diye adlandırdığımız grup ortaya çıkacak. Mekke'den Medine'ye göçenlere Muhacir ve sadece Medine'de Müslümanları karşılayanları ise Ensar diyeceğiz. Bedir Savaşı gerçekleşecek putperestlerle. Özelliği nedir? Müslümanlarla putperestler arasında yapılan ilk savaş. 625 yılında Uhud Savaşı gerçekleşiyor ve 50 tane okçunun tepeyi terk etmesiyle birlikte Müslümanlar bu savaşı kaybetmiştir. Ardından 627 yılında Hendek Savaşı gerçekleşmiş ve 628 yılında ilk kez putperestlerle Hudeybiye barışı gerçekleşmiş. Ve böylece Müslümanları ilk kez putperestler tanımıştır. 629 yılında Hayber Kalesi'nin fethini, 629 yılında ise ilk kez Bizans ile Mute Seferi yani ilk kez Mute Savaşı gerçekleşecek. 630 yılında Peygamber Efendimiz doğduğu ve büyüdüğü topraklar olan Mekke şehrini fethedecek. 630 yılında yine Huneyn'e sefer düzenlenip 630 yılında Taif Kalesi alınmıştır. Peygamber Efendimizin artık son seferi diye adlandırdığımız 631 yılında ise Tebük seferi gerçekleşmiş ve Peygamber Efendimiz İslam alemine birbirlerini emanet ederek 632 yılında veda haccını gerçekleştirmiştir. Peygamber Efendimiz öldükten sonra Cumhuriyet dönemi diye adlandırdığımız dört halife dönemi diyeceğiz. Bu halifeler Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali diyeceğiz. Ebu Bekir döneminde yalancı peygamberlerle savaşılmış merkezi otorite sağlanmıştır. Bu savaşlara Ritte savaşları diyeceğiz. Akabinde Ömer zamanında ise İslam devletinin temelleri daha çok teşkilatlanma anlamında ön plana çıkacak. İlk devlet hazinesi, ilk düzenli ordu, Yine ilk divan örgütü yine ilk arkadaşlar bileceğim unsurlardan bir tanesi nedir dersek ilk hicri takvim ne oldu hazırlandı. Hz. Osman döneminde ise ilk deniz donanması oluşturularak Kıbrıs'ın fethi gerçekleşti. Ali döneminde ise İslam dünyasında ilk savaşlar gerçekleşmiş ve Kemal vakasıyla Müslümanlar ilk kez kendi aralarında savaşmışlardır. Emeviler döneminde ise Kerbela olayı yaşanacak ve İstanbul ilk kez kuşatılmıştır diyeceğiz. Kerbela olayın sonrasında Abbasiler ise hoşgörülü bir politikayla birlikte Türkler kitleler halinde İslamiyet'e geçmeye başlayacaklar. Ve Avrupa'da ilk kez bir İslam devleti kuracağız. Biz bu devleti de Endülüs Emevi devleti diyeceksiniz değerli arkadaşlarım. Şimdi geldim yine konuyu bitirdikten sonra Dinamo Soru Bankası'ndan bahsedeceğiz. Bu sefer sayfa kaçtan sorumlusunuz dersem hemen 160'ı açtım. İslam medeniyetinin doğuşu. Test 10 diye geçecek. Hemen burada A, B, C, D, E diye sıraladık. Burada doğrular yanlışlarımız var. Yine eğlenceli bir şekilde bulmacalarımız var. Yine boşluk doldurmamız, yine klasiğimiz ve aynı zamanda da yine eşleştirmelerimiz var. Ve böylece sınava hızlı bir şekilde ne yapmış olacaksın? Hazırlanmış olacaksın değerli arkadaşlar. Şimdi geldik boşluk doldurmamıza. Hazırsanız sınavımıza başlayacağız. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. Tarihte bilinen ilk Türk devleti nokta nokta noktadır demiş. Unutmuyorsun arkadaşlar tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hun devleti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Asya Hun devletinin yanı sıra en önemli hükümdarı Metehan'dır unutma. Metehan orduda onluk sistemini oluşturmuş. Hatta milattan önce 209 kara kuvvetleri komutanlığının kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Geldim. Türklerin en yeni ...ve en gelişmiş kültür merkezi... ...nokta noktadır. Hatırlayın... ...Türklerin en yeni ve en gelişmiş... ...kültürü hangisiydi? Tabii ki... ...Tagar kültürü diye ne yapacaktık? Adlandıracaktınız. Geldim. Kutluk Kağan... ...Türkleri değerleyip topladığı için... ...nokta nokta nokta ünvanını almıştır. Hatırlayın, Türkleri değerleyip topladığı için... ...İlteriş ünvanını ne yapacaktım? Verecektim. Bakın hangi... ...ünvanı vermişim? İlteriş... ...ünvanını ne yaptık? Verdik. Göktengeli inancını terk ederek... Maniheizm dinini kabul eden Türk devleti nokta noktadır demiş. Unutmuyorsun değerli arkadaşlar. Tabii ki kim diyeceğiz? Uygur devleti olarak ne yapacaksınız? Bileceksiniz. Soru şöyle değiştirsem şöyle de cevap verebilirdiniz. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti kimdir dediğimde de yine Uygur devleti diye ne yapabilirdik? Adlandırabilirdiniz. Geldim 5'e. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti demiş. Unutmuyorsun İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti ise avarlar olarak ne yapılmakta? bilinmekte diyeceksiniz. Aynı zamanda da Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olarak avarları baz almaktayız. Yine Rusların teşkilatlanmasında önemli bir katkı sunmuştur avarlar. Geldim. Avrupa'da feodalite sistemi nokta nokta ortaya çıkmıştır. Hatırlayın feodalitenin diğer adına ne diyorduk biz? Derebeylik sistemi demekteydik. Derebeylik sistemi ya da feodalite dediğimiz kavram hangi olayla ortaya çıktı dersek kavimler neyi diyorsunuz? Göçü diyeceksiniz. Hemen şuraya sığdırayım kavimler göçü dedim. Geldim yediye. Arap Yarımadası'nda sürekli göçenlere nokta nokta denir. Hatırlayın bazen siz kendi aranızda söylüyorsunuz. Ya ben çok şanssızım. Ne gibi adamım diyorsunuz? Bedevi gibi adamım diyorsunuz değil mi? O yüzden de Arap Yarımadası'nda sürekli göç edenlere ne denir dersem bedevi ama yerleşik bir hayat yaşayan ve sabit bir yerde yaşayanlara ise medeni adını yapılmaktadır, verilmektedir İslam coğrafyasında. Geldim. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesine ne denmektedir dersek değerli arkadaşlar? Hicret diyeceksiniz. Bakın ne diyorum? Hicret diye adlandıracağız. Geldim putperestler ile Müslümanlar arasında yapılan savaşın ilkidir demiş. Peki unutmuyorsun hangi savaş diyeceksin? Bedir'in aslanlarısınız siz. Yani Bedir savaşı diyeceğiz. Nitekim siz de yazılıya gireceksiniz ve o mücadeleden de mükemmel bir zafer kazanacağız. Hazreti Muhammed hicretten sonra Medine'li Müslümanlar ile nokta nokta sözleşmesi yapmıştır. Demişiz hangi sözleşme diyeceksiniz değerli arkadaşlar? Kardeşlik arkadaşlar. Sözleşmesi ya da diğer isminle Medine neyi diyorsunuz? Sözleşmesi diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Şimdi burada Hazreti Muhammed iki tane unsur ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi nedir dersek eğer şunu söyleseniz. Birisi muhacir arkadaşlar birisi ensar. Şimdi muhacir demek ne demek? Hicretten sonra Mekke'den gelip Medine'ye göç edenlere biz ne diyeceksiniz? Muhacir diyeceğiz. Ama soruyu değiştirdim geldim dedim ki ev sahipliği yapan yani oradan göç edenleri sarıp sarmalayanlar ise ensar diyoruz bakın arkadaşlar unutmayın. Geldim doğrularımıza bir yanlışlarımıza bakalım neler söyleyeceğiz. Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen Türk hükümdarı Metehan'dır. Hayır arkadaşlar Tanrı'nın kırbacı diye adlandırdığım hükümdar kim diyeceksiniz? Atila olarak ne yapılmakta bilinmekte. O yüzden de ben buraya hemen çarpımı ne yaptım koydum. 2. Türklere yönetim anlayışı kut inancına bağlıdır Hatırlayın arkadaşlar hükümdarlığın tanrı tarafından ve bir aileye verilmesine biz kut anlayışı diyorduk Ve böylece hükümdar gücünü ne yapmıştı? Meşrulaştırmıştı O yüzden de arkadaşlar biz bunu doğru olarak ne yaptık? Kabul ettik Üçe geldim Türklerde yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır Evet ikinci diye sorsaydım bu sefer Türk işler diye ne yapacaktık? Söyleyecektiniz o yüzden yine doğru ne yaptım? Kabul ettim Türk tarihinde ilk düzenli orduyu Metehan kurmuştur. Evet değerli arkadaşlar, Türk tarihinde ilk düzenli orduyu Metehan kuracak. Aynı zamanda orduda onluk sistemini yapmıştır, oluşturdu diyoruz Metehan için. Hemen buraya tıkımızı da koyduk. Musevili kabul eden ilk ve tek Türk devleti Avarlardır. Hayır, hemen buraya çarpımızı koydum. Musevili kabul eden ilk ve tek Türk devleti arkadaşlar Hazarlar olarak ne yapılmakta, bilinmekte. Hemen çarpımızı yerleştirdik buraya. İlk Türk topluluklarında millete budun denilir. Şöyle bir düşünün arkadaşlar. İlk Türk topluluklarında millete budun mu deniyordu? Bakın okuş deseydim ne derdim? Aile. Uruk deseydim ne diyecektiniz? Akraba ya da aile topluluğu. Daha sonrasında boy deseydim ya da ok deseydik bunu söyleyecektiniz. Budun dediğimiz zamanda ne söylüyorsunuz? Millet diyeceğiz. Ama il ya da el dediğimiz zamanda devlet aklınıza gelecek. O yüzden de bunu doğru kabul edeceğiz. Müslümanların ilk yenilgisi Bedir Savaşı'dır. Hayır arkadaşlar Müslümanların ilk yenilgisi Bedir Savaşı değil Uhud Savaşı değil. Hatırlayın Peygamber Efendimiz 50 tane okçuyu bir tepeye yerleştirmiş ve o 50 tane okçunun tepeyi terk etmesiyle birlikte burada Müslümanlar putperestlere karşı yenilecekti. Hatta Peygamber Efendimizin orada dişi falan kırılmıştı değerli arkadaşlar. Hemen buna da çarpımızı koyduk. Geldim 8'e. Hz. Muhammed'den sonra gelenleri halife denir. Yani İslam dünyasının liderliğini yapan Peygamber Efendimiz'den sonrakilerine Evet halife diyeceğiz ve biz biliyorsunuz ki peygamber efendimizden sonraki gelen döneme dört halife dönemi diye ne yapmaktaydık adlandırmaktaydık hemen bunu da doğru kabul ettim geldim 9'a. Müslümanlar arasında ilk savaşlar Hazreti Ebu Bekir zamanı gerçekleşmiştir Müslümanların kendi aralarındaki ilk savaş arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir değil Hazreti Ali döneminde gerçekleşecek hatta biz buna Camel vakası ya da deve olayı diye ne yapacağız adlandıracaksınız. Müslümanlarda ilk düzenli orduyu Hazreti Osman kurmuştur. Evet değerli arkadaşlar ha şuraya tıkıtmayı unuttuk hemen biz buna yanlışımızı koyalım geldim ona Müslümanlarda ilk düzenli orduyu Hazreti Osman mı kurmuştur dersek Hazreti Osman kuracak mı arkadaşlar hemen yanlış diye kabul ediyorum neden dersek eğer ki soru şöyle olsaydı. Müslümanlar da ilk düzenli orduyu değil de ilk deniz kuvvetlerini kurdu deseydim evet doğruydu. Ama ilk düzenli orduyu kim kurmuştur dersem Hazreti Ömer diye kabul edeceksiniz. Hemen buraya da yanlışımızı ne yaptık değerli arkadaşlar koyduk diyoruz. Geldim eşleştirmeye. Şimdi baktım aşağıda verilenleri eşleştireceğiz. Birlikte burada kutucuklarımızı da yerleştirdik sizin için. Şimdi ülüş dedik. Yani aslında ürüş demek pay ve hisse demek arkadaşlar. Niye? Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı var. Yani biz buna ürüş sistemi diyeceğiz. O zaman biri ne diye yerleştiriyoruz? A şıkkı olarak yerleştirdim. Şimdi shenyu arkadaşlar bir nedir? Hükümdarlık ünvanıdır. Ulu anlamına gelmekte. O yüzden de iki numaraya B şıkkını ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Tanrı'nın kırbacı demişim. Tanrı'nın kırbacı dediğim zaman aklınıza kim gelecekti? Tabii ki Atilla gelecekti. İkiye de iyi, iyi yerleştirdik. Muhammedül Emin. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz güvenilir bir kişi olduğu için Muhammedül Emin unvanını almıştı. Yani C şıkkı da 4 numaraya ne yapmakta? Gelmekte. Ejnadeyn Savaşı yani Suriye'nin kapıları Müslümanlara açacak Ejnadeyn Savaşı. Bu savaş peki kim arasında gerçekleşmiştir dersem Bizans ile Ebu Bekir arasında gerçekleşecek. Buna da hemen beşe de G'yi ne yaptık yerleştirdik. Müslümanların ilk deniz donanmasını kim oluşturmuştu daha yeni söylemiştik. Hazreti Osman'dı o zaman 6'ya da neyi yerleştirdim D'yi yerleştirdim. Geldim Cemel Bakası. Cemel Bakası dersem de aklınıza Hazreti Ali gelecekti. 7'ye de neyi yerleştirdik? H'yi yerleştirdik değerli arkadaşlar. Mevali politikası. Yani kendinden olmayan, Arap olmayanlara köle gözüyle bakılan sistem. Emeviler döneminde gerçekleşiyordu. Biz buna mevali politikası diyorduk. 8'e ise hemen Emevileri buldum. F'yi de Emevilere yerleştirdim. Geldim Budun. Budun demek neydi? Millet demekti. E'yi hemen gördüm arkadaşlar. Yerleştirdim. Son olarak bir şeyimiz kaldı. Töre yazısız hukuk kurallarına biz ne diyeceğiz töre diyeceğiz unutmayın hakan da olsanız neye uymak zorundasınız töreye uymak zorundasınız töre her şeydir o yüzden de değerli arkadaşlar baktım yazısız hukuk kuralları ona da ı'yı ne yaptık yerleştirdik diyoruz. Geldim sorularımıza aşağıdakilerden hangisi ilk ve orta çağlarda Türk dünyasında sosyal düzen içerisinde yer alan kavram değildir. Biliyorsunuz ki sosyal düzen kavramı içerisinde değerli arkadaşlar. Bakın, budunu söylemiştik. Bir milletten bahsediyorduk. Daha sonrasında urug'dan bahsetmiştik. Urug demek ne demekti? Akrabaydı. Boy demek biliyorsunuz ki boy arkadaşlar ya da oktu. İl demek devlet demekti. Ayguci ise başbakan diye adlandırılacaktı Türk devlet yönetiminde. Ama bana burada sosyal düzeni sormuş. O yüzden de doğru cevabımızı B şıkkı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Geldik soruyu değiştirdik. Türklerin birçok kültür merkezi vardır. Türklerde demir ilk kez sanki kültürde işlenmiştir. Bakın ben buradan birçok soru çıkarabilirim. Dedim ki Türklerin en eski kültür merkezi deseydim. Ne diyecektim? Afenesiyavva. Geldim soruyu değiştirseydim Türklerin en yeni ve en gelişmiş kültürü deseydim Tagar derdim. Soruyu değiştirdim Orta Asya'nın en eski kültür merkezi deseydim Anav kültürü derdim. Demir ilk kez hangi kültürde işlenmiştir deseydim. Karasuk kültürü nitekim de soruda bana neyi soruyor? Demir ilk kez hangi kültürde işlenmiştir? O yüzden de doğru cevabımızı C şıkkı olarak ele alacaksınız değerli arkadaşlar. Geldik bir sorumuza. Türkler 50 yıl Çin esareti altında yaşamışlardır ve Kürşat ihtilali sonucu bağımsızlık mücadelesi verilerek Kutlu Kağan tarafından kurularak bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Kutluk Kağan'a Türkleri değerleyip topladığı için ünvan verilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre Kutluk Kağan'a aşağıdaki ünvanlardan hangisi verilmiştir? A. İlteber, B. Şenyu, C. İlteriş, D. Han, E. İdikut. Değerli arkadaşlar bütün Türkleri değerliyip topladığı için bakın bunun öncesinde söylemiştik. İlteriş ünvanını alıyordu. O yüzden de doğru cevabımızı C şıkkı olarak ele alacağız. Geldim bir diğer sorumuza. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuştur ve bundan dolayı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi milattan önce 209 kabul edilir. Buna göre Türklerin ilk düzenli ordusunu kuran ilk Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir demiş. A. Teoman, B. Kutluk Kağan, C. Atilla, D. Metehan, E. Mukan Kağan diyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar hepsini şöyle biraz tek tek açalım. Teoman Asyohun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarıdır. Kutluk Kağan İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu hatta yine tekrar söyleyelim İlteriş ünvanını almıştı. Daha sonrasında Atilla Avrupa Hun Devleti'ne en parlak dönemi yaşatan hükümdardı. Yine Mukan Kağan ise Birinci Göktürk Devleti'ne en parlak dönemimizi yaşatan Türk hükümdarımızdı. Ama düzenli orduyu kurması yine Türk tarihinin ilk arkadaşlar düzenli orduyu kurmasıyla birlikte... ...Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi 209 kabul edilmesinin temel sebebi tabii ki Mete o yüzden doğru cevabımızı D olarak kabul edeceğiz. Geldim. Orhun Abidelerinde yer alan bilgilerden hangileri kök Türklerin sosyal devlet anlayışının geliştiğinin göstergesidir? 1. Aç olanları doyuracaksın. 2. Çıplak olanları giydireceksin. 3. Çinlerin entrikalarına aldanmayacaksın demiş. Şimdi sosyal devlet demek ne demek? Devlet sana köprü yapıyorsa yol yapıyorsa, hastane yapıyorsa, medrese açıyorsa ya da açsan doyuruyorsa, çıplaksan giydiriyorsa bunların hepsi sosyal devletçilik anlayışının geleneğidir. Şimdi burada da bana sosyal devlet sormuş aç olanları doyuracaksın o zaman bunu aldım. Çıplak olanları giydireceksin bunu aldım. Ama Çinlerin entrikalarına uymayacaksın demiş bunu siyasi olarak baz alırım sosyal olarak almazsınız. O yüzden de doğru cevabı 1 iki olarak kabul edeceğiz yani C şıkkı diyeceksiniz. Geldim bir diğer soruma. Aşağıdakilerden hangisi hükümdarlık sembolleri içinde yer almaz Biliyorsunuz ki unutmayın değerli arkadaşlar yazılı da yüzde yüz bura sana sorulur. Neden? Hükümdarlığın neylerini sorabilir sana? Ünvanlarını. Bakın hükümdarlığın ünvanlarının yanı sıra hükümdarlığın sembollerini de sorar. Şimdi hükümdarlığın ünvanları dersem Han, Hakan daha sonrasında İdikut, Şenyu, İlteriş gibi ünvanları görürsem bunlar hükümdarlık ünvanları. Semboller dersem ota, taht, nebet, tu arkadaşlar, yay diye adlandırdığım kavramlardan hangilerini almayacaksın? Unutmayacaksın değerli arkadaşlar. Şimdi burada hemen şunu bir düzeltelim. Buraya ok diyeceğiz. Ota arkadaşlar hükümdarlık sembollerinden bir tanesidir. Taht yine hükümdarlık sembollerinden bir tanesidir. Nebet yine de daha diğer isminde davul dediğimiz etken yine hükümdarlık sembollerindendir. Tu yine hükümdarlık sembollerindendir. Ama ok arkadaşlar hükümdarlık sembolü değildir. Şimdi yayı o yüzden almayacağız. Yay hükümdarlık sembolüdür ama oku almıyorsunuz. Bakın en çok karıştırdığınız noktadır. Ok hükümdara bağlılığı bildirir. Yalnız hükümdarlık sembolü değildir. O yüzden de doğuracağımızı E şıkkı olarak ele alacaksınız. Şimdi geldim. İstanbul'u kuşatan ilk İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? Bakın soruya dikkat edin. İlk İslam devleti diye sordum sana. Türk İslam devleti diye ya da ilk Türk devleti diye soru gelmemiş. O yüzden de İslamiyet olarak İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Emeviler olarak ne yapılmaktaydı? Bilinmekteydi. Hatta arkadaşlar Eyüp Sultan Nitekim Emevi kuşatmasının sırasında hayatını kaybetmiş bu yüzden de İstanbul'a ne yapılmıştır defnedilmiştir diyeceğiz. O yüzden de doğuracağımızı şıkkı olarak kabul edeceğiz. Geldim bir diğer sorumuza. İslam tarihinde Cumhuriyet dönemi diye adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Cumhuriyet dönemi demek seçim ve demokrasinin olduğu dönem ki İslam tarihinde bizim peygamber efendimizden sonra seçimle gelen halifeler dört halife dönemi. Nitekim 4 halife dönemine biz Cumhuriyet Devri diye ne yapmaktayız? Adlandırmaktayız. Ama Emevi, Abbasi, Endülüs Emevi, Beni Ahmer Devlet gibi devletler ise halifeliği saltanata ne yapmıştır? Dönüştürdü diyeceğiz. O yüzden de doğuracağımızı C şıkkı olarak kabul edeceksiniz. Geldim. Yalancı peygamberler ile yapılan ridde savaşları sonucu birçok hafız ölmüş. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Kur'an-ı Kerim ilk kez kimin zamanında kitap haline getirilmiştir dersek. Unutmuyorsun değerli arkadaşlar ilk kez kitap Hazreti Ebu Bekir zamanında meydana gelecek. O yüzden doğru cevabımız A. Ama soruyu değiştirdim. İlk kez Kur'an-ı Kerim çoğaltılıp dağıtılmıştır derseydim Hazreti Osman derdim. Teşkilatlanma deseydim Hazreti Ömer derdim. Müslümanlar arasında ilk çatışmalar deseydim Hazreti Ali diye ne yapacaktık? adlandıracaktık değerli arkadaşlar. Geldim bir diğer sorumuza. Sasanilerle yapılan savaşlar sonucu Sasaniler yıkılmış, Orasan bölgesi ele geçirilerek Türkler ile ilk kez komşu olunmuştur. Bu bilgilere göre Türkler ile Müslümanlar hangi dönemde komşu olmuştur? A. Hazreti Ali, B. Hazreti Muhammed, C. Hazreti Ebu Bekir, D. Hazreti Ömer, E. Hazreti Osman demişiz. Unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar, Türklerle Müslümanlar ilk kez komşu olduğu dönem Hazreti Ömer dönemidir. Yani doğru cevabımızı D olarak kabul edeceğiz. Ama Hazreti Ömer değil de soruyu değiştirseydim Türkler arasında ve Müslümanlar arasında ilk çatışmalar deseydim Hazreti Osman diye ne yapacaktınız? Adlandıracaktık değerli arkadaşlar. Şimdi sizin için mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Vurdunuz gol olsun. Hepinize bol şans, başarılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.